Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Block Story oynuyoruz. Maalesef yanımda kimse yok. Bugün videoda tek başımayım. Bugünkü videomuzun konusu, videonun kapağında ve başında da gördüğünüz gibi, T-Rex meyvesini aldım. Nasıl aldığımı merak ediyorsanız şu an ekranınıza zaten bir tane video geliyor. O videoda nasıl aldığımı görebilirsiniz. Öyleyse o videoyu izledikten sonra geri geldim. Evet arkadaşlar, bu kısmı önceden kaydetmiştim. Şu an sesi tekrardan kaydediyor. Hemen Block Story dealer'a geliyoruz. En aşağı doğru indiriyoruz. Gitmesem bu arada 2 saat kalmış o zaman da. 2 milyon 700'e T-Rex meyvesi. Tam olarak ben de şurada paramı gösteriyorum. 2 milyon 700 vererekten meyveyi şu an aldık. Hemen ilk gösterimini ve vuruşunu gösteriyorum. Geri kalanı videonun devamı. Evet arkadaşlar, videoda da görmüş olduğunuz gibi Block Fruit Dealer'a gelen T-Rex meyvesini 2 milyon 700 bine satın aldım. Hemen orada ilk sol klik vuruşunu göstermiştim. Böyle tekrardan göstereceğim biraz sonra bunları. T-Rex meyvesinin arkadaşlar yediğinizde özellik olarak şöyle bir dinozor kuyruğu geliyor. Ve ekstradan daha önceki videolarda yediğimiz dragon meyvesi gibi Free Mather diye bir ekstra seçenek ekleniyor şu kısma. Öyleyse ilk önce meyvenin sol kliği olduğunu söylemiştim. Onu hemen şöyle göstereyim. Bir pençe atıyor, bir pençe daha atıyor. İkisini aynı anda atıyor. Üç kere bastığımızda son vuruşunda ise kuyruğuyla bir darbe atıyor. Bunlarda vuruşları aynıyken bu ikili vuruş kısmında iki kat daha fazla vuruş. Yani iki kat daha fazla damage atıyor. Onun dışında şöyle hemen damage'ini de size göstereyim. Şöyle üçünü vurduğumuzda şu şekildeki statlarımızla, çok özür dilerim, şuradaki statlarımızla birlikte item olarak da şöyle bir cape takılıyken damage'ini gördünüz. Şöyle auramı da takayım. Rengiyle uyumlu olsun diye böyle bir aura seçtim. İlk önce öyleyse Z özelliğinden başlayalım. Z özelliğini durduğumuzda şöyle bir pozisyon alıyor karakterimiz. Bıraktığımızda ileri doğru bir T-Rex yüzüyle birlikte bir kuyruk darbesi atıyor. Şöyle tekrar geldiğinde tekrar göstereyim ben size. Şöyle ileri doğru bir kılıç darbesiymiş gibi bir vuruş atıyor. Bu bittikten sonra sıradaki X yeteneğimizi göstereyim. X yeteneği basılı durulması gereken bir özellik. Şöyle bir nefes alıyoruz içimize doğru. Ardından nefesi bırakıp karşıya doğru bağırarak karakterimizi, yani saldırdığımız kişiyi, ileri doğru itiyoruz. Bir daha bu sefer tek basımlık halini göstereyim size. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir özellik. C yeteneği Hunter's Rage adlı bir özellik. C yeteneğine basılı durduğumuzda İleri doğru atılarak gördüğünüz gibi bir damage vuruyor. İleri doğru atılması. Yanı sıra şöyle bir özellik daha var. Eğer 3. denizde elektrik Klaus adlı dövüş stilini alırsanız, onu elinize aldığınızda elinizde 3 tane pençe gibi tırnak çıkıyordu. Bunda da C yeteneğine basıldırdığımızda tırnakları yeşil bir şekilde çıkıyor. Ve ileri doğru atladığımızda tekrar gördüğünüz gibi bir vuruş dizesi halinde ileri doğru gidiyoruz. Ondan sonra F yeteneğine geçelim. Master level'larını gördüğünüz gibi sırada F yeteneği var. F yeteneği de mouse'un baktığı noktaya doğru bir atlama gerçekleştirip yere doğru vuruyor. Genelde F yetenekleri ileri doğru gitme amaçlıdır. Bunda da öyle. Ekstradan bu damage ile vuruyor arkadaşlar. Şöyle hemen yakın bir yerde denerseniz şöyle bir damage vuruyorsunuz. Onun dışında T-Rex meyvesinin zaten isminden de belli olduğu gibi bir beast meyvesi olduğu için, bir yaratık meyvesi olduğu için bir dönüşüme sahip. Free Mather'ı da fullediğimizde V tuşuna basarak kendimizi T-Rex haline dönüştürüyoruz. T-Rex özelliğine döndükten sonra sol klikle tekrar vurmalar gerçekleşiyor. Buradaki fark olarak birinci vuruşumuz, ikinci vuruşumuz benzerken üçüncüde bir ısırık, sonuncuda bir bağırış yapıyor. Onun dışında, bu görsel dışında çok önemli bir özellik daha var. Eğer birine vurduğunuzda üzerinde gördüğünüz gibi bir T-Rex kafası çıkıyor. Bu kafa karşı rakibi zehirleyip, eğer siz ondan ne kadar uzaktaysanız o kadar yüksek damage vuran bir zehir haline dönüşüyor. Mesela şöyle gördüğünüz gibi gitgide damage'im artıyor. Bu şekilde görebilirsiniz. Öyleyse Z yeteneğine gelelim. Tekrar tail swipe, yani kuyruk saldırısını yaptığımızda bu sefer bir tane yana doğru ve 5-6 tane öne doğru vuruş halinde ileri doğru gidiyor. Ve bunu yaparken Free Mather'ımızdan birazcık azalıyor. Bunu da sağa sola vurarak ve özellik kullanarak arttırabilirsiniz tekrar. Free Mather 0 olduğunu, tekrar eski halimize geri dönüyoruz. Şöyle özelliği bir daha göstereyim. X yeteneği tekrar benzer şekilde nefes alıyoruz. Ve ileri doğru karşı rakibi püskürtüyoruz. Şöyle tekrar ileri doğru gittiğimizde daha çok damage vurarak hemen rakibimizi öldürebiliriz. Bu zehir mantığı çok güzel olmuş arkadaşlar. Neden böyle güzel olmuş diye sorarsanız da, mesela kapışırken az canlı biri sizden kaçamaz bu sayede. Eğer kaçarsa yüksek ihtimal öleceğini bildiği için savaşmayı seçmesi lazım. C yeteneğine gelelim. C yeteneği Hunter Reach tekrar böyle geriliyor. İleri doğru atlayıp bir ısırıkla sağa sola rakibimizi vurup damage atıyor. Tekrar bütün yeteneklerde olduğu gibi zehirini de salmış oluyor. V yeteneğine en son yine basacağım. F yeteneği de benzer şekilde tekrar charge'lanıp mouse'un olduğu noktaya doğru atlıyor.
Ve ekstradan ateşten bir volkan gibi yukarı doğru ateşler fırlayarak rakibi bir anlamda yakarak yakma damage'i de vuruyoruz. Onun dışında V yeteneğine tekrar bastığımızda eski insan formumuza geri dönüyoruz. Bir de son olarak söylemeyi unuttuğum bir kısım var. Şöyle yakınındayken V yeteneğine basarsanız frame header'ımızı yükleyelim. V'ye bastığımızda meteorlar yere düşerek yakınımızdaki rakiplerin canını azaltıyor. Onun dışında meyve en son güncellemeyle gelen en yeni meyve olduğunu söyleyebilirim. Özellik olarak bir beast meyvesi söylemişim zaten video içinde. Fakat bu meyve sea eventlerinde, özellikle 3. denizdeki sea eventlerinde birazcık güçsüz kalıyor. Çünkü çok geniş bir alan olduğu için mesela sea beast'le kapışırken damage, yani vurma olasılığı çok artıyor. Öbür türlü insan formundayken, yani bu formdayken çok da fazla size vuramadığı özellikler bir anda vurmaya başlıyor. Ve özellikle suyun içerisindeyken double jump, mesela şöyle hemen örnek göstermem gerekirse, suyun içindeyken tek bir zıplamayla suyun dışına çıkabilirken V yeteneği basılıyken tek bir sıçramayla suyun dışına çıkılmıyor. Onun için birkaç kere tıklamak gerekiyor. Ve F yeteneğe dolaşım için çok da güzel bir yetenek değil açıkçası bence. Onun yerine ben Spider kullanıyordum. Bundan önceki videolarımda izlemişseniz görmüşsünüzdür. Ondayken hareket biçimi, yani hareket kabiliyeti daha yüksekti F yeteneğinin. Onun dışında dediğim gibi özellik bakımından hoş, güzel bir meyve, damage'i düşük değil, yüksek. Ve zaten mythical, yani en yüksek meyve seviyesinden. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey var mı bu meyve hakkında, bir düşüneyim. Yani bu meyve hakkında ekstradan işte dediğim gibi şöyle bir kuyruk çıkartıyor yediğimiz esnada. Onun dışında farklı bir özelliği yok meyvenin. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bu tür içerikleri daha çok merak ediyorsanız kanalımıza abone olup bu tür içerikleri kaçırmamak için zil tuşuna basarsanız sevinirim. Ve size başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.